Maça gelince çok sıkıntılı maçtı. Çünkü rakibimiz havlu attı gibi genç oyuncularla geldi. Çok daha farklı değerlendirebilirdik ama ligin sonu uzadıkça özellikle son 2 haftadır da performans olarak da düşük olduğumuzu belirtmek isterim. Ona rağmen de 5 tane çok net pozisyonumuz var. Atamadık. Ama pozisyonları bir tarafa koyduğumuzda oyun olarak 2 haftadır istediğimiz seviyede değiliz. Etkenler olabilir, mevsim değişiklikleri olabilir. Sezon başından beri çoğu arkadaşımız aynı arkadaşlarımız vuruyor. Onların bir düşüklüğü olabilir. Ama her şeye rağmen özellikle de ligin bu sonuna gelindikçe kazanılan her 3 puan çok önemli ve çok değerli. Rakiplerimizden bir tanesi de bugün puan kaybetti. Dolayısıyla son 4 maça avantajlı bir şekilde gidiyoruz. İnşallah bu avantajı koruyup sezon başından beri iyi oynayan, iyi mücadele eden ve playoff'u hak ettiğini düşündüğümüz takımımızın inşallah sezonu taçlandırarak playoff'a kalmasını istiyoruz. Onun için de çalışıyoruz. Evet, Bodrumspor'u tebrik ediyoruz. Bugün planladığımız, kurguladığımız bir oyun oldu. Birinci bölgede doğru savunup hızlı ataklar yapmayı planladık. Bodrumspor bu ligin orta alan baskısını çok doğru yapan, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım. Hafta içinde de buna uygun antrenmanlarımızı dizayn ettik. Bugün 6 tane altyapıdan oyuncumuzu oynattık. Totalde 9 tane oyuncumuzu oynattık. Tabii ki bu oyuncuları yetiştirip, geliştirip sportif başarı elde etmek zorundayız. Bir sonraki sene bir alt ligde oynayacağız. Hedeflerimiz, planlarımız bu doğrultuda. Tabii biraz zamana ihtiyacımız var. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Süreç içerisinde bunlar tabii gelişecek oyuncular. Deniz sporun geleceğini bizim altyapımıza bağlı. Çünkü önümüzdeki dönemde transfer yasağımız var. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Daha çok mesai harcayıp, daha çok çalışıp bu Deniz sporu layık olduğu yere getireceğiz inşallah. Yani şimdi yüzyılın felaketi oldu biliyorsunuz. Yani dolayısıyla 2 tane takım ayrıldı. Tabii ki 1-2 haftalık antrenman planlamasında problemler oldu. Yabancı oyuncular geç katıldı. Tabii bunlar da var. Tabii ister istemez bu etkili olmuş olabilir. Ama bunlar tabii ki mazeret değil. Bizim daha fazla çalışmamız lazımdı. Daha çok istememiz lazımdı. Taktik disipline daha bağlı kalan bir oyuncu grubunun olması gerekiyordu. Tabii ben yeni geldim. Bir 10 gün oldu ben geleli kulübe katılalı. Doğru planlamalarla bu takımı tekrardan önümüzdeki sene çıkarmanın planlarını yapacağız. Dediğim gibi genç oyuncuları geliştireceğiz. Bunları yetiştireceğiz. Yarışmacı bir ruh haline sokup sportif başarı elde etme planlarımız var. Dediğim gibi Deniz Spor önümüzdeki sene planlarını artık yapıyor.